أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رَبِّ أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخر الله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت فيه أبدا إلى آخر الآية Yerlerin göklerin kainatın sahibi her şeyi yoktan var eden Allah yarattığı mevcudat içerisinde insanları mükellef tutmuştur. İnsanın dışındaki diğer mahlukat tedubbu al-art yeryüzünde hareket eden canlıları Mevla mesul tutmamış hüküm onundur. Ayrıca cinler vardır mesela. Onlar da mesuldür. Bir de yecüc mecüc vardır. Onlar da varlıklar, farklı. Onlar da mesul ama hepsi inkar yolunu tutmuş. Hepsi kafir oluyorlar. Melekler vardır. Onlar da sınırsız hepsi. La yasun Allah'a Allah'ın emrine asi olmuyorlar. Ne kadar da güzel. Ve insanın her türlü hatasını, yanlışını, isyanını gördüğü halde yine dua ediyorlar. Bir anne bile evladında bir yanlış görünce kızıyor ama melekler kızmıyor. Annenin gördüğünden belki de bin kat fazlasını görüyor. Ama melekler hep Allah'ım affeyle diyor. Bize bizden daha merhamet ediyorlar. Birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Sizlerden gelen sorular var. Arkadaşlar onları bize ilettiler. Onları mütalaa edeceğiz inşallah. Hadis-i şeriflerle devam ediyoruz. <laughs> Diyor ki Hakkuz zevci ala zevcetihi Bir Zevc eş demektir koca Ala zevcetihi eşinin üzerinde Yani hanımının üzerinde Hakları vardır En la temne'ahu nefseha Nefsini men etmeyecek Ve inkanet ala zahri katat Efendim Ve en la tesum yevmen Vahiden illa bi iznihi Feryıva, ...farz orucu hariç... ...eşi uzaktadır... Efem ü sefer durumunda eve gelmiştir... ...çoluğuyla çocuğuyla... ...efendim... E, ...oturmak, muhabbet etmek, yemek içmek istiyordur... ...yani o gün... ...kocasının izni olmadan... ...oruç tutmaz, tutmasın diyor... Resulullah Efendimiz... ...yani anlıyoruz ki... ...yuvadaki huzur önemli... ...yani yuvanın huzuru farz oluyor... Yuva önemli. Yuvayı korumak lazım. Askerin vatanı koruması gibi. Vatanını koruyan asker ne oluyor? İnsanın can güvenliği oluyor. Yuvayı da koruduğu zaman efendim insanın asaleti, iffeti, vakarı korunmuş oluyor. Orada e ola ki adamcağız gelmiştir. Ya bir gün çoluğumla çocuğumla hem hal edeceğim, muhabbet edeceğiz. Allah'ın nimetlerinden yiyeceğiz, içeceğiz. E o günde efendim oruç tutuyor kız kadıncağız. Yani burada Resulullah Efendimiz buyurdu ki buna dikkat edin. Ve la diyor. Oruç tutmasın diyor. Yemen vahiden bir gün. İlla bir iznihi. Yani kocası izin versin diyor. Ama farz hariç bu farzdan bahsetmiyor. Ve infalet esmehu Evet günahkar olur diyor hadis-i şerif. Ve lem yutekabbel minha. Ve en la min beyti şey'en. Kocasının evinden bir şey vermemesi illa bir izni, izni varsa e burada tabii şimdi e, kocasının izni olmadan verdi, e, adam öğrendi, evde huzursuzluk olacak. Yani başkasının memnun edeyim derken evin huzurunu kaçırıyorsun. Yani bütün mesele yuvada huzuru tesis edebilmek önemli. Aa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hatice annemin son nefesindeyken sen darbeka ahirete gidiyorsun diye böyle efendim ona bildirdi yani o da e, işte ben gidiyorum benden sonra sen işte evleneceğim mi gibi böyle bir duygulara kapıldı Hatice annemiz aleyhissalatü vesselam efendimiz e dediler ki ya Resulallah çok büyük bir muhabbet duyduğun Hatice annemize yani böyle bir cümle kullandın e, o da orada efendim işte ben gidiyorum efendim işte benden sonra siz evlenirsin. Efendi efendim o duygularıyla e, biraz e, üzüldü. Ali Vesselam Efendi buyurdu ki bir hanımın kocasını kıskanması, ona bütünüyle rağm olması, sahip çıkması erkeğin vatanını koruması gibi cihattır. Ona o sevabı kazandırayım. Amel defterinde o sevap daha çok yazılsın diye istedim diyor. Yani bir hanım ka kadıncağız bütün gücüyle yuvasına sahip çıkmalı. Yuvasını korumalı ki efendim bütün himmetini gayretini derdini efendim onun için mesela dinimiz altınları pırlantaları e, helal kılmış niye kocana süslen yuvaya bağlansın adam Efendi bütün endamını helalinde görsün e, ondan sonra harama e, göz atmasın diye ben bunu işte bir askere benzetiyorum asker ne yapıyor bütün silahını tecizatını alıyor niye düşmana kurşun sıkmak için e, ya vatanına kurşun sıkmak için değil. E, şimdi yani bir kadıncağız bütün tecizatını altın pırlanta süsünü eşine e, onu yani yuvayı ele geçirmesi lazım. Askerde vatanını koruması lazım. E, şimdi orada efendim e, dışarıya karşı süslendiği zaman bir nevi yani düşmanı celbetmiş oluyor. E, bu sefer bakıyorsunuz Başka nahoş durumlar, ailelerde bozulmalar, işte ondan sonra ailenin birbirlerine karşı e, hiç tasvip edilmeyecek büyük e, menfur işler. Daha da ileri boyutlarda işte aile cinayetlerinin işlenmesi. Ama bunlar niye oluyor aslında onu konuşmak lazım. E, yapılan çok çirkin yani e, insani, İslami değil. Bir defa hayat yaşıyoruz. İffetle, vakarla, şanla, saletle geriye bıraktığımız ahirete gittiğimiz zaman ne kadar güzel pırıl pırıl babamız, dedemiz, nenemiz, babaannemiz, anaannemiz ne güzel hayat sürmüşler. Efendim birbirlerine efendim üzmemişler. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde örnek bir aile olmak varken yani bu tür şeylerle tarihe geçilmez. Ama nereden kaynaklanıyor? Bu hata nerede oluyor? İşte onları iyi incelemek gerekiyor. Yani bütün mesele bu. Dinin mübah kıldığı şeyleri haramlarda kullanırsa Allah darılıyor. İşte burada hadis-i şerifte bu konuda ne dedi? Yani kocasının izni olmadan evden bir şey vermesin. Yuvadaki denge adam kızar bu sefer. Huzur mu kaçar? Ama izni varsa tamam. Fe'in fe'al allahu ve melaiketehu diyor. Efendim melekler lanet ederler diyor. E, hatta tetub tövbe etsin. Turaca ve inkene zalime. Hakku zevci alel mer'eti efendim e, burada Hakku'l mer'e alel zevc bir hanımın e, kocasındaki hakları nelerdir peki? En yut'imehu iza ta'ime erkek yediğinden hanımına yedirmeli evet yediğinden yedirecek giydiğinden giydirecek ve bütün sahip olduğu imkanlarını eşiyle paylaşması lazım çünkü o senin evini beklerken sen de dışarıda iş güç sahibi oluyorsun. Efendim yatırımlar yapıyorsun, paralar kazanıyorsun. Evin anahtarı senin, dükkanın anahtarı sende, arabanın anahtarı sende, kasanın anahtarı sende. E şimdi öbür tarafı yediğinden yedirmez, giydiğinden giydirmez, onu da kısıtlarsan, küçücük bir şey talep ediyor, onu da engellemeye kalkışırsan, e olmadı bu sefer, denge bozulur burada. Yani o senin evini beklerken, sen de orada işinde rahat bir şekilde işini geliştirdin. burada bir denge gerekiyor. Onun için hadis-i şerif çok net olarak giydiğinden yediride giydiğinden giydirecek denge olacak. Huzur sağlanacak ya. Efendim ve yeksuha izektese ve la yadribul veci yüze vurulmaz. Vurmak doğru değil asla ve kat'a. Ya olmaz. Vela yokebh onu kötülemesi, kabaha kelimesi. Onu tahkir etmek, kötülemek, kötü söz söylemek Ali vesselam i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine hiç kaba kol kullanmadı, kaba kelime söylemedi. Koca sahabe efendilerimiz, benim çok dikkatimi çeker. Evine misafir davet ediyor, koca sahabe eşine filanca ailenin asaletli kızı diyor, bizim sülalemizin soylu gelini diyor. Hayatımızın hayatı kendini söylüyor, hayatımın diyor işte efendim pınarı gülü çiçeği diyor. Bu kelimeler rivayetlerde var. Allah, Allah koca sahabe neden yani e, efendim yani e, iltifat hürmete tabidir. E, yani ikrama tabidir. Madem sen e, burada e, saygı bekliyorsun, hürmet bekliyorsun. Uzman saygı göstereceksin, sevgi göstereceksin. Koca sahabe böyle söylüyor. Hanımcağız da diyor ki, "Buyuruz. Bir misafir geldi." diyor. "Ya sorun değil gelsin." diyor. bir adam bağırarak böyle Efendim işte hanım misafir geldi hadi bakalım bir şeyler hazırla böyle bağırarak yürleyerek falan. Ya bu sefer orada hoş bir durum çıkar ortaya. Sana da der misafirine de vesaire. Yani efendim bunlar hoş olmayan şeyler yuvanın dengesini bozar. Ha demek ki insanoğlu toprak gibidir. Toprağa güzel çizil çizil yağmur yağarsa o toprak hayat buluyor. Ama o yağmur nimet gibi görülüyor güzel gibi görülüyor hızlı ve sert yağarsa, birden yağarsa tarlada bu sefer o bahçede böyle çukurlar açar, o tarlaya zarar verir, mahsulatı böyle yere serer. Ha, yani onun için dengeyi iyi ayarlamak lazım. Elektriği voltajı gibi. Fazlasını verirsen patlatırsın yani. Dengeli olmak lazım. Sevgi, muhabbetle hayatı sürdürmek lazım. Hoca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunları söylüyor. Tahkir etmeyin. Efendim hakaret etmeyin. Ee, yani birbirinize saygı ve muhabbetle davranın. Velayetül illa fil beyti. Onu efendim evden uzaklaştırmayın. Ancak e, bazen e, ipler gerilebilir. Ayrı yataklarda yatılması burada söyleniyor ki neden? E, burada efendim daha çok inatlaşmaya gidilmesin. Biraz ayrı olunması durumunda e, burada efendim şeyi meydana getirecektir. Yani yuvadaki sevgiyi tekrar tesis edecektir. Bunların da dikkat edilmesi hususu bu şekilde arz edilmiş oluyor. Peki şimdi gelen sorulara kısa ve öz olarak cevaplandırmaya çalışalım. Kadınlar özel hallerinde meal okuyabilirler mi? Şimdi dini meseleler konuşurken burada biz ölçü ve kelimeleri seçmeye kalkırsak meramımızı anlatamayacağız. Yani çocuk dünyaya geldikten sonra loğusalık hali dediğimiz efendim veya efendim her ay mutat onun hayız durumlarında bu iki durumda 8 tane madde vardır. Bunları yapamaz. Birincisi namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Kur'an okuyamaz. Kur'an'a el süremez. Camiye giremez. Kabe'ye giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Efendim eşiyle cinsel mukarenette bulunamaz. Bu saydıklarımızın hepsi haramdır. E Şimdi bu meal dediğimiz e, Kur'an-ı Kerim'in kenarında olacak olursa, mesela işte Kur'an-ı Kerim'i açtık, Eğer kenarında meal varsa yine Kur'an'a el sürülmüş oluyor, Kur'an oluyor netice itibariyle. E bu durumda da Kur'an'a el süremeyecektir. Ama sırf meal varsa meal meal Kur'an değildir. Sadece meal okuyacaksa efendim ee, o zaman ee, yani bunu okuyabilir ancak esas diğer konu biz mealin okunmasını tavsiye etmeyiz. Şahsi fikrim değil. Çünkü ben sıralı tefsir yapan bir insanım. Yani bir tefsir programı için 10 gün çalışıyorum. Abartmıyorum. Abartı değil. Yani 10 gün boyunca efendim ne kadar tefsirler varsa Hatta fıkıh heyetindeki arkadaşlarımızla farklı tefsirlere de bakmak sureti tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. O efendim 10 ayet, 15 ayetlik tefsir dersini e, arz edebilirim. Çünkü oradaki ayeti kerimenin manası, efendim kelime manası değil. Kelime manasının içerisinde ne neler var? Yani ben bunu e, suya benzetiyorum. Baktığınız zaman okyanus içine girdiğiniz zaman Balina, efendim dibe daldığın zaman hazineler e burası su değil mi e su ama neler var neler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de bu şekilde meseleler var. Oradaki hükümler var, farzı var, vacibi var, haramı var vesaire. Bunların öyle ilk bakıştaki kelime kelimeyle anlaşılmıyor. Tefsiriyle beraber okunması doğru olacaktır. bunun da üzerine durulması yerindedir. Evet. <laughs> Bazen okunan dini bir kitapta birkaç yerinde ayeti kerime ya da Kur'an-ı Kerim mali geçiliyor. Elimizde almakta sakınca olurmuş. tam da biz bunu anlatmaya çalıştık. Yani bunlar içinde ayeti kerimeye dokunulmuş oluyor. mesela abdestsiz bir şekilde şimdi tele, cep telefonunda Kur'an-ı Kerim var. Hani uzaktan böyle işaretle bir kalemle vesaire tam sayfayı çevirdin ama dokunduğun zaman Oradaki ayete e, dokunulmuş oluyor. Fakat e, cep telefonunun hafızasındaki Kur'an-ı Kerim yüklü olması hafızadakine benziyor. Yani akılda Kur'an-ı Kerim var. E, şimdi bunla kişi buraya dokunduğun zaman veya helaya gittiği zaman e, şimdi Kur'an-ı Kerimle oralara gidilmez ama bu e, somut bir Kur'an değil. Oradaki de öyle bir somut bir Kur'an değil. Bir nevi bir enerji gibi bir şey oluyor. Zekadaki gibi. Ancak bu görsel bir hale döküldüğü zaman efendim elle yazılmış gibi. O ekrana da dökülmüş gibi oluyor. Oraya dokunulması Kur'an'a dokunulmuş oluyor. Bu meseleye de dikkat etmek lazım. Evet. Kadınların örtünmesi nasıl olmalı? Çarşaf dışında tesettürler doğru mu? Bir kadın nasıl örtünmeye başlayabilir? Kadınların namaz kıyafeti nasıl olmalı? Birkaç tane iç içe soru var. Şimdi kadınların Örtünme meselesi e, Bu bana çok duygusal geliyor Yani e, Allah Celle Celaluhu Kabe-i Muazzama'nın Adını harem takmıştır Sübhanellezi esra bi abdihi ile Minel mescidil haram mescidi haram Yani harem Mukaddes yer e Şimdi e, bir de e, Hanımlar mesela erkek için Harem, haremim denir mesela e, Saraylarda bile haremlik Selamlık vardır yani haremlik hanımlar kadınlar bölümü selamlık erkeklerin işte orada devlet erkanıyla görüştüğü e, yer işte devlet ricali orada ne yapıyorlar? Selamlaşıyorlar. Bir de harem bu, yani harem özel bir bölüm. Şimdi harem. Kabe'nin adı harem. Kadının adı harem. E neden? Mukaddes demektir. Şan, şeref demektir. Kabe İslam aleminin şerefi. Kadın erkeğin şerefi o. Hiçbir dünyadaki binalarda elbise yok. Kabe'de siyah örtü var. Er, kadınların da örtüsü siyah olacak. Yani bunları ben yan yana getirmiyorum. Hakikat bu. Onun için burada bütün incelik şu. Yani e, Allah Celle Celaluhu bir kızın e, evleneceği kişiye kendini has kılması. Suya benzer. Yani billur gibi dağın eteğinden bir su gürül gürül çıkıyor. O taşların kumların arasından buz gibi bir su. E, tertemiz efendim başka bir şeye bulanmazsa pis akıntılar onu efendim bulandırmazsa pınar suyu oluyor içiliyor. İnsanoğlu da dünyaya geldiği zaman aklı, kalbi, midesi pırıl pırıl tertemiz, bomboş. işte oraya Allah sevgisini, buraya helal rızıkları, kalbe Allah'ın zikrini, sevgisini kul doldurursa ve bedenini de başka efendim e, yani ee, nahoş şeylere bulaştırmazsa iffetini vakarını korursa e işte içecek kişiye sunulan billur su gibi evleneceği kişiye kendini saklayan halis numune pırıl pırıl bir nesil olacaktır Onun için yani bu mesele hassas bir meseledir ee, yani iman ve namus süt gibidir süte yabancı madde karışırsa bozuluyor. İmana yabancı bir şey karışırsa imansızlık oluyor namusa başka bir şey karışırsa diyemiyorum başka şeyler oluyor yani aman ne var ki bunda ne mi var ya namus gidiyor herhalde bu şaka mıdır onun için burada İslam diyor ki bunu bütünüyle örtmek lazım örtünmesi lazım bu örtüde nasıl olacak Nur suresindeki ayeti kerimelerde sure nur efendim Meryem suresi geldi devamını ee, heh, Nur suresi. Kullil <gülül> müminat ki hanımlar için yağdunna min absarihin ve yahfazna furucen gözlerini haramdan korusunlar iffetlerini muhafaza etsinler ve la ibniz zinet önüne illa mazrin ve yadribne ve yadribne örtsünler bi humurihinne baş örtülerini hala üzerine cuyup omuz yani başa örttükleri örtüyü omuzların üzerinden aşağı doğru örtsünler ne çıkıyor ortaya? Başa örtülen örtü omuzların üstünden aşağı doğru örtülüyor. Çarşaf çıkıyor. Yani çarşaf. Şimdi alt tarafta o kadar sıkıntı yok. Bir etek, bir bobi vesaire. Ne, neyse artık ona uygun bir şey giyilebilir. Yani geniş bir şey. Aa, esas sorun yukarıda. Yani bu bölgede buradaki omuzlardan aşağı doğru bu bölgeyi kapatırsa şimdi sadece başa örtüldüğü zaman burada farklı elbiseler vücut hatları belli olacaktır. Rubbe kasiyetin ariyetin yevme kıyam. Nice giyinik kıyamet günü onlar giyinik olmamış olacaklar. Ayet-i kerime burada Arapça bilen herkese tek tek sorabiliriz. Ve vel ibne ayet-i kerimesi örtsünler demektir. Bir humurihinle kelimesi humur başörtüsü demektir. Ala harfi cerdir. Üzerine demektir. Cuyub kelimesi omuz demektir. Yani başa örtülen örtü omuzun üzerinden aşağı doğru inmesi. Elmalı Hamdi Yazır'da olsun, Ömer Nasuh Üstadımız'da olsun, Rulü Furkan'da hangi tefsire bakarsak efendim bunun çarşaf olduğunu net olarak görürüz. Ha, yani illa çarşaf mı? Peki tamam. O zaman şöyle yapalım. Yani başa örtülen bir örtüyü efendim Omuzlardan aşağı doğru insin, şöyle etrafı kapatacak şekilde bir şey olsun. Tamam, ondan sonra aşağıda eteğini giysin, e, iş bitsin. E yine çarşafa benziyor. Yani benzerliği çarşafın ta kendisi oluyor. Yani net olarak şunu söylemek gerekir. İslam öyle bir ölçü getiriyor ki, onu bozmaya imkanın olmuyor. Ya mesela çarşafı e, yukarıya doğru böyle bozma imkanı yok. Yani mini çarşaf gibi, e, estağfurullah. Garip oluyor yani. Onu sağdan soldan yırtmaç yapamıyorsun. Yani aslını bozamıyorsun ama. Onun dışına çıktığın zaman efendim işte siyah pardiso, siyah pardiso başka renge dönüşüyor. Ondan sonra kısalıyor, yanlardan kısalıyor vesaire. Bakın yapıyı bozabiliyorsun. Ama e, yani İslam'ın temel yapısında şu vardır. Koyduğu kurallar bozulmasın, Asl, aslı korunsun. İşte suyu onun için misal veriyorum. Yani suyun Aslı o pınar suyu kalsın. Başka bir şeyler bulanmasın. Sağdan soldan kesilmesin. Bulanık su katılmasın. Yani hiç olmasa şunu yapalım. Yani dinimizin aslını diyelim ki doğrusu budur. Ama ben şu kadarını yapabiliyorum. Mesela ben İsmail olarak doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Doğrusu Hazreti Ömer. Ama ben Hazreti Ömer kalitesinde değilim. Değilim derken ben onları kabul ediyorum, tasdik ediyorum öyle olunması gerekiyor o asalet o vakar o adalet o hakkaniyet efendim o takva o efendim e, kişilik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olmak a, Rabbim nasip eylesin Aa, yani şunu yapmayalım yaptığımız ya tamam işte daha fazla ne gerek var yani sen dinin her şeyi misin ölçü müsün tamam mı yani dört dörtlük mü değil Heh. yani onun için e, iman ehli akıllıdır Vakfı vakurdur e, buralarda çok dikkatli davranalım ee, iş, i̇şin aslı bu çarşafın dışındaki tesettürler doğru mu? Yani şimdi eğer örtüyorsa e burada ne olur? İşte ona 100 diyelim öbürü de 80 olur, öbürü 60 olur öbürü de tesettür o örtü olmaktan çık, çıkar ama işte tehlike şurada Ali Saad Hüseyin Efendimiz neyse giyinikler vardır çıplak olacaklar diyor. Çünkü vücut hatları bütünüyle setir kelimesi örtmek yani vücut hatlarının ortaya çıkmaması, belirmemesi Meselesi budur. Yani buna e, şu misal verilir e, ulema. Güzel misaller bulmuş. Bir elmas gibi. Elmas çok kıymetli olduğu için onun talibi ve hırsızı çoktur. Çok büyük para eder, milyon dolarlar eder. Efendim, onun için yani insan o kadar kıymetli bir elması böyle olur da tutmaz. Hatta bende elmas var da demez. Masanın ortasına da koymaz. Onu gizler hissettirmez yani. Onun için buradaki bütün mesele bu. Yani bir elmas geçici olan dünyada işini yarar ama o iffet, o kızın senin iffetindir. Ve o iffeti onu sonsuz cennete götürecek. Onun korunması lazım. Muhafaza edilmesi lazım. Ee, şimdi e, bunu bu şekilde e, bir kadın nasıl örtülmeye başlayabilir? E tabi burada biz Zügyine o bu şehevat, şehevi şeyler insanların hepsine güzel geliyor. Biz burada nefsimizin dediğini değil, Allah'ımızın emrini yerine getirmeye geldik. Yani ey Allah, yerlerin göklerin sahibi sensin. Ben de aciz bir kulum, Benden ne istiyorsun? İşte Mevla istediğini biz de yapacağız. Evlat arada sonsuz olarak öldükten sonra kulum. Sen benim dediğimi yaptın. Sonsuz olarak da benden ne istiyorsan vereceğim. Ya yani bu. Bu kadar basit. Onun için namaz kıyafetleri özellikle yani mesela bazıları evde rahat oluyorlar bir elbise veya başörtüsü oluyor. Bir de namaz başörtüsünü alıyor daha geniş büyük. Doğrusu olacaktır. Mesela el-hidayede geçer bir insan mümkünse yani sadece ayakları hani ayakları çıplak olması durumunda yani orada çorabı yoktur. Namaz olur. Yani evde mesela tek başına. Ben evden kastediyorum. Dışarıyı kastetmiyorum. Yani evde tek başına namaz kılacak. Efendim o şekilde kimse yok oğlu, eşi vesaire. Ancak Çorap giyme imkanı varsa efendim giysin diyor yani. Giysin diyor. Çorapsız namaz kılması mekruhtur diyor. Yani mekruhtur, günah manasında değil. Yani burada ne kadar örtündüz? Hayru <laughs> salati nisayine fi bu buyutihin ne diyor. Beyhaki'de kadınların namazın en hayırlısı evinin köşesindedir diyor. Ola ki bir misafir geldi. Ortada kalırsın. Kenarda ol. Orada bile örtünmeye dikkat et. Mesela secdeye gidildiği zaman ne yapıyor? Yere kapanıyor böyle. Neden? Yani secdede bile erkekler gibi böyle vücudunu böyle şey yapmıyor. Ruküya gittiği zaman mesela ruküya gidiyor efendim. Tam böyle erkekler gibi gitmese de hafif efendim belini büker ama ayaklarını kırar bu şekilde. Yani orada da ne yapıyor? Ee, şey yap. Mesela bazıları rüküa gidiyor sadece kafasını eğiyor. Olmaz. Yani ruküya gitmek lazım. Yani şu beli biraz indirmek lazım. Yani erkekler gibi tam olmasa da ama bel mutlaka verkaume rak'in yani rükû yapılması gerekiyor mesela sadece öyle kafa eğilmesi olmaz o. Yani o şekilde de değil de biraz eğililmesi meselesi vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Üniversite okumak ve çalışmak kadınlar için doğru mudur? Şimdi genel bir kaide var. Yani ize halal ve haram. Bir meselede helal ve haram bir araya getirildiğinde feturecu bil haram. Haram tarafı tercih edilir. Yani bu şu demektir. Biz bir şey yapacağız. Burada helal var, haram var. Yani ikisi aynı anda. E şimdi aynı eğitim gibi mesela orada eğitim, bilim yani ilim öğrenmek helal. E fakat orada haram var. Kadın erkek, kız erkek karışık haram ortamlar evinden çıkıyor. Tek başına seferi mesafe bin kilometre öbür tarafa gidiyor Bir kadın tek başına yolculuk yapamaz haramdır Gibi haramlar toplanıyor Fakat orada helal var o zaman haram tarafı tercih edilir Yani ecdadın ifadesiyle kaç günahtan girme sevaba Bu şuna benzer 100 tonluk dev bir su deposu var Fakat oraya bir litre zehir karıştırınca o suyun hepsi bozuluyor yani haram ifsad edicidir, yok edicidir. Hatta bu meselede, bu meselede mesela e, hacca gitmek farz bir kadın için. Parası var. Fakat tek başına hacca gidecek haram. Tek başına yolculuk yapamaz. E şimdi yanına da götürebileceği kimsesi yok. Veya götürecek para yok. E bu durumda bu kadından hac düşer. Çünkü neden? Harama düşecek. Efendim helal haram bir araya gelince efendim farz düşüyor. Kaide bu. Yani İmam-ı Azam efendilerimiz mesela bu böyle şekilde fıkhın kaideleri. Yani dinimiz haram ve helal ihtima ettiğinde harama düşmemek için farz sakıt oluyor, düşüyor efendim. Şimdi buradaki mesele de helal haram meselesi değil ki. Yani talebul ilmi ferizat ilim öğrenmek farzdır. Bu da buradaki, buradaki ahkamı dindir. Helali, haramı bizi ahirette efendim cennete götürecek Bundan mesulüz. Allahu Teala mahşerde bize ey kulum efendim burada e, buradan fizik, kimya, astronom, biyoloji, matematik, logaritma, integral, türev efendim gibi Mevla bunları sormayacak bize. Yani burada bize ilmi hal farz olan odur. Bunun dışındakiler müstehaptır. Yani müstehap bazıları gereksizdir yani. Gerek gerek de yok. Öyle ilimler var ki hiç, hiç gerek olmayan ilimler. Ömür boyu uğraştırıyor uğraştırıyor bir şey çıkmıyor ortaya. Her neyse o uzun bir meseledir. Şimdi burada e, yani bu kızın e, bu eğitimi almaması durumunda eyvah memleket elden gitmiyor. Yani neticede mimar var, avukat var, mühendis var, tabip var, doktor var bulunabiliyor. Yani var alternatif yani eyvah bu olmazsa memleket ne olacak gibi değil. Onun için dengenin sağlanması lazım. Denge, yani denge yuvadır. E, yuvadaki e, bunun Allah'ı, peygamberi, dini ve yuvayı koruması, Allah'ın lütfettiği evlatları e, efendim muhafaza etmesi, nesli koruması, e, yuvanın dengesini koruması, hayat bir defa yaşanıyor çünkü. E, bu denge bozulduğu zaman sıkıntı olur. Şimdi burada de bir şunu söylerler. Efendim buyurun işte hastaneye gidince bayan doktor e, aramıyor musunuz? Şimdi peki buna şöyle cevap vermek lazım. E, hastaneye gidince ne kadar e, yani haramdan korkuyorsun ki benim halam, teyzem, kızım ömründe bir defa veya iki defa hastaneye gidecek, orada bir muayene olacak iki dakika, üç dakika ki illa. Edep mahalli değildir her hastalık vücudun herhangi bir yeridir. Hatta uzaktan bile icabında muayene olabilir. Efendim yani benim halam teyzem misal Ömründe bir defa 3 dakikalık, 10 dakikalık muayene için o kadar beni düşünüyorsun. Peki o kadıncağız efendim 20 sene, 30 sene boyunca erkeklerin içerisinde eğitim alıyor. O kadar orada o ortamlarda hayatını sürüyor. Ahirette bu teraziye konulacak. Biz dünyayı kurtarmaya gelmedik. Anlayan anlar. O benim e, efendim e, konumun dahilinde değil. Biz Allah'a kulluğa geldik. Neden? Çünkü Allah dilediği kadar kul yaratıyor ve yarattığı bu dünyayı tek tek söylüyorum. Allah dileseydi lütfen siz cevap verin. 100 kat daha büyük yarataydı, yaratırdı. Hatta ve hatta dileseydi bin kat daha büyük, uçsuz bucaksız böyle altın yaldızlarla böyle çok daha fiyaka vallahi tallahi Allah böyle bir dünya yaratırdı. Muazzam bir dünya olabilirdi ama dünya cennet değil. Dünyada biz Allah'ımızın isteklerini yerine getireceğiz. Helallere sahip haramlardan kendimizi ve kendimizi kurtaracağız. Her dönem dünyayı kurtarmaya çalışanlar olmuştur. Kabristanlar dünyayı kurtarmaya çalışanlarla doludur. Efendim yani sonuç itibariyle kendini kurtaran ahirete gidiyor. Ha, onun için burada doktor yetişmesin, mimar, mühendis olmasın demiyorum. Ama buradaki meselelerde eğer harama düşme tehlikesi varsa herkes Allah'a kendisi hesap verecek. Herkes kendi hesabını verecek. Ya Rabbim ben bunu yapıyordum. Bilemem. Orada teraziye efendim helal ve haram olarak neyi koyabilecekse herkes kendi hesabını verir. Ben sadece burada efendim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yarattığı dünyada kullardan ne istiyor? Bunu efendim izah etmeye çalışıyorum. Yani buradaki dün geldik yarın gideceğiz ölümlüyüz bu meseleleri birisi telaffuz ediyor diye ya bu böyle şeyler olur mu yani bunlar şahısla alakalı değil yani bunları yapan Allah'tır yani insanları yaratan Allah böyle istiyor karar herkesin kendi hür iradesidir hür iradenle kendin karar vereceksin yani kararını verilsin. Ben iffetimi, vakarımı, namusumu koruyacağım. Tırnağımın ucunu namahrama göstermeyeceğim. Bir defa hayat yaşıyorum. Seçimi saçımın telini göstermeyeceğim. Efendim bu kadın erkek karışık ortamlarda olmayacağım ve bu şekilde ben kendimi kurtaracağım meselesidir. Yani e, burada e, bir bayan doktor olmadı diye bu sağlık sistemi çökmez. E, çünkü yani netice itibariyle e, burada burada o işi yapanlar var. Yani ecdadın ifadesini kullanacağım. Farklı bir e, tespittir bu. Yani tabakhanede çalışmayın der. Ya sen çalışma ben çalışma gibi. O işi yapanlar var. Yani biz iffetimizi vakarımızı koruyalım. E, evlatlarımızı medreselerde hoca hanım olsun hafız olsun İslami ilimleri öğrensin. E, yani bu sahada ciddi manada da boşluk var. Onu da konu gelmişken bunu efendim arz etmeye çalışıyorum günümüzde çoğunlukla kadınlar üniversite okuyor. Ne yapılmalıdır? Kadınlar dine uygun nasıl eğitimler alabilirler? Şimdi mesela bütün camilerin mihrabında yazar. Kullama da Zekeriye mihrab ve Kullama ne zaman ki dahil vardı aleyha o Meryem annemizin bulunduğu özel bölüm. Meryem annemiz Mescid-i Aksa'daydı. 300 tane yakın orada eğitim alan e, medrese eğitimi yani i, ilim yapan gençler vardı erkekti. Meryem annemiz kadın kız olduğu için 7-8 yaşlarında ona özel sınıf yapıldı. O kullama ne zaman ki dehale aleyha Zekeriya Zekeriya aleyhisselam e, Meryem annemizin özel o sınıfına vardığında ve cede indi orada Allah'ın celle cene lütfetti rızıkları buldu. Şimdi Oradaki mesela mihrabın üzerinde yazılıyor da halbuki bu ayeti kerime kullama dehal aleyha zekeriya mihrab, mihrab kelimesi bizim Meryem annemize yapılmış özel sınıf demektir. Özel bölüm demektir. Bunu camilerde mihraplara yazarlar. Güzel yazılsın. O zaman o ayeti kerimeye uygun hareket edilsin. Yani çocuklarımızı biz 10 e, bin kişiyle 100 bin kişiyle cuma namazlarını kılıyorsak o zaman çocuklarımıza da mihraplar yapalım. Yani kızları er, ayrı erkekleri ayrı eğitim yapılabilir. Yani eğitimde bir sıkıntı yok. Eğitim sorun eğitimde değil e, sorun ortamlarda. E, kız erkek dışarı çıkıyor e, evlenecek yaştaki kızlar erkekler efendim giysileri bir söyleyemiyorum orada beden eğitim dersleri vesaire. Ne oluyor kız erkek vesaire. Yani bu hayat bir defa yaşanıyor. Dikkat etmek lazım. Adetli kadınların cenazenin yanında bulunmaları ve kabir ziyareti yapmaları caiz midir? Şimdi yukarıda saydığımız gibi bir daha sayalım. Bu mesele hassas bir konu. Yani adetli bir bayan namaz kılamaz, oruç tutamaz, oruçları sonra kaza eder. Namaza gerek yok, kaza etmez. Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el er süremez, camiye giremez, Kabe'ye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, eşiyle beraber olamaz. Burada bu meselede cenaze yok. Yani cenazenin yanına gidebilir, cenazeyi görebilir, kabristana gidebilir. Ancak kitaplar der ki cenaze esnasında kadınların o cenazelerin yanına gitmeleri, orada erkekler cenaze kılarlarken kadınların orada efendim böyle o zaman yine karışıklık oluyor. Bunlar doğru değil ama kenarda usulüne uygun orada durur ayrı bir meseledir. Rol icabı yapılan nikah, üç şeyin şakasının da ciddisinin de ciddi olduğu ifade eden hadislere göre gerçek nikah sayılır mı? Şimdi rol icabı yapılan nikahlarda burada e, o rolünü yaptığı mesela çok farklı bir şey söyleyeceğim mesela anlaşılsın diye. Hani şimdi bir gösteri yapılıyor mesela birisi e, e, Hazreti Ömer'i e, temsil ediyor öbürü ise Ebu Cehil'i temsil ediyor. Şimdi orada Ebu Cehil'in sözlerini söylüyor şimdi harbuki orada inkar sözlerini söylüyor. Orada mesela Kur'an-ı Kerim'de ene rabbukumul a'la. şimdi bu Firavun'un söylediği bir söz. Ama şimdi okuduğu zaman kişi kendisi okuyor. Ene ben rabbukumul asin en büyük Rabbinizim. Şimdi bunu bir insan dese kafir olur. E bunu ben demiyorum. Firavun diyor. Ha şimdi orada ne yapılıyor? Nakil yapılmış gibi oluyor. Yani filanca böyle dedi gibi. Oradaki rollerde de böyle bir mesele var. Ancak tabi filmlerin bu piyeslerin e, efendim baştan sonuna kadar insani ahlaki bir yapısı yok. Oradaki tavırlar, giyimler, oluşumlar, evli barklı bir kadının o adamla o kadar efendim halleri, tavırları, o evlenmiş bir adamın efendim bir başkasıyla rol icabı, sarmaş dolaş meselesi haramdır bunlar. E rol icabı, rol icabı ahlaksızlık olur mu? Rol icabı bir insan bir başkasına böyle bir olur mu? Sarkıntılık deniyor değil mi? Bir, mesela şey yapılıyor, bir, bir sürü suç oluyor insanların. efendim vay efendim buna taciz etti. Yani tacizden daha beter şeyler oluyor burada. E rol icabı ya ne farkı var arada? Ne farkı var yani? O da evli barklı bir kadına efendim bu hareketleri yapıyor. O da o yani burada öyle bir duruma geldik ki yani haram, helal karıştı. Ahlak, iffet karıştı gitti. Hakka Hak batıla karıştı. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Yani rol icabı yapılan nikahların gerçekle bir alakası olmadığı ortadadır. Ama yapılan iş efendim e, dinde yeri yok. Doğru bir tarafı yok. Haremlik selamlık uygulaması dinen zorunlu bir uygulama mıdır? Şimdi haremlik selamlık hususu Nisa suresini açtık. Tevafuk o doğru yeri bulduk. Kur'an-ı Kerim'de mesela hurrimet aleykum sizin mahreminizdir. Ebediyen evlenemezsiniz. Oturup muhabbet edebilirsiniz. Kim? Ummatum anneniz, benatukum kızınız, ehvatukum efendim kız kardeşiniz, ammatukum halanız, halatukum teyzeniz. Ve benatul ahi erkek kardeşinizin kızı ve benatul uhtu kız kardeşinizin 7 tane. 7 tane de sütten gelir 14 dört tane. 4 dört tane de sıhriyet evlilikten gelir kayınvalide. Efendim e, ondan sonra e, e, gelin ve ondan sonra e, kişinin mesela e, üvey annesi, e, üvey anne mesela o nedir? Halbuki yabancı biriydi, babandan evlendi, anne oldu, e, orada bir kan bağı oluştu. Ondan sonra üvey kız mesela bunlar nedir? Sıhriyet yönleriyle kişi ebediyen helal yani mahremi oluyor. Onlar kişinin e, evlatları gibi yakını oluyor allah Teala bu hususlarda efendim oturun konuşun bunların dışındakiler haram oluyor. Namahram oluyor. Yani e, burada e, yani belirli yaştan sonraki meselelerde sadece e, mesela genç yaşlardaki insanlar birbirlerine selam verme hususunda selamün aleyküm der cevabını beklemez. Hatta bazı ulema diyor ki selam da verme. Soracağını sor Ahmet Bey geldi mi? Gelmedi. Tamam bu kadar. Çünkü lafı uzatma diyor yani Çünkü o <laughs> Ahzab suresinde min ve i hicab diyor perde arkasında konuşun diyor. Ayet-i kerimeler var haremlik selamlık uygulaması ecdad yaptığı saraylarda dolmabahçe sarayında harem dairesi selam bölümü vardır selamlık vardır haremlik vardır. Ecdadın yaptıklarını gördük ancak tabi yapılanları tasvip ediyoruz manasında değil padişahlar yapmadılar. O zamanki efendim, dış güçler içerideki efendim e, yani Osmanlı'yı yıkmaya çalışan yapılar padişahın bütün yetkilerini e, derdes ettiler ve orada dıştan paralar aldılar. Osmanlı'yı borçlandırdılar böyle. Ne zaman ki Osmanlı efendim saraylar sıkıştırılmaya kalkışıldı. Efendim e, padişahlar etkisiz hale getirildi. Ellerindeki yetkiler alındı. Bu sefer işte ülke 1850'lerden sonra efendim bu şekilde İttihatçı Terakki'ciler de memleketi uçurma sürüklediler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şimdi haremlik selamlık şarttır, gereklidir. Sakat ve zihinsel engelli doğma ihtimali olan bir çocuğu aldırmak caiz midir? Şimdi sakat veya zihinsel engelli doğduktan sonra bu nasıl ki bir insandır? Kim bilir ne büyük meselelere ibret oluyor, anne babasına ecir oluyor, onların cennete gitmesine sebep oluyor. Neler neler Mevla ne hikmetler yaratıyor. Ve sen tekrar şeyen. Bir şey çirkin ve hayrul lekum. Yani yaşayan çocuğun hakkı neyse annesinde emanet edilen de aynıdır. Yani Dünyaya emanet edilen bütün insanlara emanettir. Öldürdüğün zaman katil olursun. O da anneye emanet edildi. E i̇şte bu çocuk zihinsel engelli var. E ben bunu öldüreyim. Sana emanet edilen emaneti zayi ediyorsun. Katledi. Vela taktu levladekum. Çocuğunuzu öldürmeyin diyor. Öldürme hakkı yok. Yani olayı incelediğiniz zaman efendim oradaki kafayı kırk kesiyor, kafayı çıkartıyor. Kolunu kesiyor, kolunu çıkartıyor. Yani dünyaya gelmiş bir bebek düşün. Onu canlı canlı kafasını, boynunu, kollarını kesmek neyse kürtaj dedikleri mesela aynen böyle bir şey. Olacak iş değil. Katil olur insan. Böyle bir şeyin yapılmasına mümkün değil fetva verilemez. Hiçbir ilim ehli bunun fetvasını vermez. Ancak yani e, sakatları alalım diyorlar. Peki yani sakatlar insan değil mi? Bunlara hani hayvan haklarından bahsediliyor. Bir hayvanın efendim hakkı kadar tabirimi bağışlayın ama yani başka misal bulamıyorum. Bir hayvanın hakkı tabii ki var ya. Ne hakkımız var biz bir canlıyı öldürüp Allah yaratmış ne güzel geziyor. Bir yerde bir şey gördüğünüz zaman bir hayvan öldürme bile bile. Ömrümde bile bile efendim bir canlıyı öldürdüğümü ben bilmem. Ayağımın altında bir karınca. Asla bilerek mi? Niye bu basayım ya? Allah'ın verdiği canı ben niye yapmayayım? Yaşasın ne güzel efendim şenlendiriyor hayatı. Dıbı, dıbı geziyor gelsin. Peki bu canlılara bu kadar merhamet edeceğiz de bir kötü bir kadın köpeğe su verdi cennete gitti. Bir adam efendim o da kötü bir adamdı. O da bir köpeğe kuyuya indi su çıkarttı verdi cennete gitti. Bir köpeğe su veriyorsun cennete gidiyorsun. Bu insan ya ne hakkın var öldürmeye böyle bir şey olabilir mi? Ancak ancak ne? Çocuk ölmüştür veya öyle bir durum ki çocuk anneyi zehirleyecek. Yani anneyi kurtarmamız lazım. O zaman çocuk alınır. Yani biz burada anne çocuk yani birisini feda etmemiz lazım. Tıp diyor ki bu çocuk bu anneyi öldürür. O zaman anneyi kurtarırız. Bu. Peki şurada bir soruyla bitirelim. Eşim ile süt, süt kardeş olduğumu öğrendim. Boşanmam gerekir. Süt kardeş öz kardeştir. İşte burada ee, ne diyor? Ve hıvatuku minar Süt kardeşiniz diyor. Öz kardeş gibidir. Öz. Üç tane kardeşin var. Süt kardeşin senin dördüncü öz kardeşin. Öyle düşün. Yani sen Ahmet'sin o da Ayşe e efendim. Senin annenden süt emmiş. O çocuğu al senin dördüncü kardeşin. Öz kardeş. Öz. Böyle düşünmek lazım. Öz senin kaç kardeşsiniz? Dört kardeş. O da senin beşinci kardeşin. Öz kardeş. Evlenebilir misin? Evlenemezsin. Bu kadar ciddi mesele. Yani böyle bir durumda bunu incelemek lazım. Yani Hanefi mezhebinde bir damla bile içse Şafi mezhebi burada beş defa ayrı ayrı içilmesi meselesi vardır. Aradan yıllar geçmişse 15 sene 20 sene neyse böyle bir ciddi hata yapılmış. O zaman işte o Şafi mezhebindeki kaç defa efendim yani bir damla vesaire e, o zaman ona bir çözüm yoksa başlangıçta asla evliliğe bir damla bile itse müsaade edilmez. Allah rızasından nail eylesin. Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu güzel dinimizi doğru anlamaya doğru yaşamaya. Ve kulunda görmek istediği kemaleti, asaleti, iffeti, izzeti, efendim ar namus, vakar asaleti, güzel dinimizin efendim doğrularını doğru anlamaya yapabildiğimizi yapacağız. Yapamadığımıza saygı göstereceğiz. Ee, o şekilde hayatımızı süreceğiz. Onun Habibine salavat Allahu sallallahu Son nefeste iman, kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin. El Fatiha Allah. Im. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعة